kendini sakatlayacaksın ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Ya Koray, benim canım sıkılıyor. Havuza falan mı gitsek? Ben aslında seni başka bir yere götürmeye gelmiştim ama. Nereye? Doğum günü hediye. Doğum günü hatırlatacak hiçbir şey istemiyorum desem. Abarttın artık desem. Sence dün bir gariplik yok muydu? Anne. Feriha takıntısı seni iyice ruh hastasına çevirdi. Farkında mısın? Hediye diyorum, gidelim diyorum. Şu hale bak ya. Yok kızım. Sen Feriha'dan başka hiçbir şey düşünmüyorsun artık. Ya dur. Tamam. Haklısın. Koray. Bana ne diye sağladın? Tamam. Üstümü değiştireyim. Gidelim. Yemek mi ısmarlayacaksın doğum günü hediyesi olarak? Bir dakika. Düşündüğüm şey doğru mu? İyi ki doğdun anne. Çok teşekkür ederim. Ay Koray bu. Çok güzel. Merhabalar. Doğum günü hediye. Vay be, etkileyici. Canlı hediye ancak çok sevdiğin alınır. Koray benim arkadaşım. Hatta kankam. En yakın kız arkadaşımdan bile daha yakındır bana. Neyse. Arkadaş durumundan bayağı şanslısın o zaman. Bye. Bye. İnanmadı. Kesin sevgili zannetti bizi. Tabii hediye bu kadar özel olunca kafa karıştırıyor. Hani sen değil de bir başkası olsa bunu çok farklı yorumlayabilirdim. Ama ben bir başkası değilim. Koray'ım. Senin en yakın kız arkadaşın. Ne oldu? Bozuldun? Yok be, ne bozulacağım. Alt tarafı bir cinsiyetimi değiştirdim. Koray, bu çok şahane bir şey. Ya bir şeyler yapalım. Hiç eve gidesim yok. Senin yerinde olsam atımı görmeye giderdim. Kaiser Şöze adı. Onu hep birlikte görmeye gideriz. Emir, nasıl güzel bir şey sana anlatamam. Bir de hediyemi vermeyi unuttum diye ayak yapıyorsun. Ben de cebinde falan zannediyorum. Sen bir de bana sor. Ağzım açık kaldı resmen. Bir kız arkadaşımızla karşılaştık. Suratını görmen lazımdı. Kıza kal geldi resmen. Ay bir de bizi sevgili zannetti Koray'la. Neyse, ben kaçtım artık. Bir şeyler yapalım diyorduk. Ben bir şeyler yapacağım zaten. Ama sizinle değil. Görüşürüz. Bu da Feriha'nın yüzünden yakında garsonluğa başlayacak. Ne büyük aşk. Hande ben de gidiyorum. Eve gidesim yok dedim. İyi sen gitme o zaman. Flash flash flash. Ünal Sarrafoğlu çıtır sevgilisiyle sinema filmin çıkışında yakalandı. Gecelerin kralı bir muhabirimizin bu gece sizi sakin gördük demesi üzerine sevgilisine sarılıp gece daha yeni başlıyor dedi. Bu adam benim idolüm.
Baban da seni sollamaya başladı Emir. Artık oğlumuzun gece defteri de kapandı. Ben halimden çok memnunum. Feriha Günce nasıl? Siz hala konuşmuyorsunuz değil mi? İyice kaymış bu kız. Depresyonda herhalde. Ben bir gideyim bakayım. Dün de böyleydi. Kanatlarını da ben takacağım bu kızın. O ne demek? Melek gibi kız. O bakımdan. Anne, ben de senin boynuzlarını takabilir miyim? Hani şeytan da bir melektir ya. O bakımdan. Koray. Koray mı? Yardımına ihtiyacım var Feriha. Bunu tek başıma dayanamam. Onunla sen konuşur musun? Lütfen kimse duymasın. Öldürün ben. Öldürün kendimi. Tamam. Sen bekle beni kapıda. Geliyorum ben. Alo. Koray benim, Feriha. Sakın ismini söyleme. İyi, peki. Konuşmamız lazım. Tamam. Olur. Okulun yanındaki kafeye gelir misin? Okula yer mi kalmadı? Okulda olmaz. Kimsenin görmemesi lazım. Gelecek misin? Tamam da ne zaman? Hemen. Tamam, biz seni bekliyoruz orada o zaman. Olur. Da biz derken? Ben ve Günce. Ha. İyi, peki. Tamam. Görüşürüz, bay bay. Kimdi o? Kimse değil ya, eski bir arkadaş. İsim versen? Veririm de sen tanımazsın. Tanımadığın bir arkadaşın mı var? Anaokulundan filan herhalde. Sana ne be? Hesap mı vereceğiz sana? Benim çıkmam lazım. Daha bir saatin yok muydu? Söylemeyi unuttum. Annemle buluşacağım. Ben de kalkıyorum. Sen nereye? Eski bir arkadaşla buluşacağım işte, az önce arayan. Onunla buluşmaya gidiyorum. Tamam. Haydi. Görüşürüz. 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 Ektiler bize. Biz de başımızın çaresine bakalım. Alo, merhaba Koray. Feriha ben. Nasılsın? Nasıl olabilirim? Bak, ne durumda olduğunu tahmin edebiliyorum ama emin ol Günce senden daha kötü.
Tahmin edebiliyorum. Her şey onun için çok karışık. Beni işin içine soktu ama asıl sana ihtiyacı var. Ne istiyor? Şu tarzını değiştirmeni mesela. Sadece onu bundan sorumlu tutamazsın. Bana önlemini aldığını söylemişti. Önlemini alması gerekiyordu Feriha. E madem ona güvenmiyordun sen önlemini alsaydın. Tamam. Ben seni sonra ararım, olur mu? Kimle konuşuyordu? Senin iyice oldun ha. Koray. Kiminle konuşuyordun dedim. Hande. Anaokul arkadaşımla konuşuyordum. Oho. Biz burada kafa patlatıyoruz. John John'lar muhabbet ediyor. Zaten sevgilimizin telefonu da meşgul. Feriha nerede? Babası hasta. Direkt derse girecekti. Niye sordun? Peki. Koray nerede? Bilmiyorum. Konuşmadık. Dersteydi demiştin. Bak dışarıdan geliyor. Günaydın. 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 Feriha sen derste değil miydin? İlk derse girdim. Sonra bankada bir işim vardı. Onu hallettim yani. Hı. Öyle mi? Koray da geldi. Sonunda tamamlandık. Günaydın. 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 Feriha, biraz konuşalım mı? Konuşalım. Günce aradı mı? Ya telefonum kapalı. Hah, sonunda. Mesaj atmış. Ne diyor? Görüşmeyi kabul ediyor ama tek başına olmazmış. Yine senin başına kaldık yani Feriha. E nerede buluşacağız? Şeyde buluşalım, o daha önce buluştuğumuz kafe var ya okulun yanındaki. Orada buluşuruz işte. Tamam. Tamam. Sen o zaman beni arka kapıda bekle. Ben seni alırım. Öyle çıkarız. Olur mu? Tamam. Görüşürüz. Çok teşekkürler Feriha. Konuşmamız lazım. Şu anlatacaklarını anlatır mısın artık? Feriha nerede? Bilmiyorum. Gidelim diye tutturduğun için arayamadım farkındaysan. Gelmiyor. Ben biliyordum zaten. Aklı sıra beni cezalandırmaya çalışıyor, intikam alacak. Ne yaptıysam. Haksız mı? Kafasına silah dayadım zannediyorsun değil mi? Hı? Günce istemediği hiçbir şey yaşamadı Feriha. Her şeyden önce istersen bunda bir anlaşalım, tamam mı? Niye durduk burada? Bak. Kimler var orada? Ne işleri var burada? Bilmem. Feriha'yı ara. Neden arayayım Feriha'yı? Oradalar işte. Gel hadi gidelim. Emir otur. Feriha'yı ara. Ve neredesin diye sor.
Ne haber canım? Neredesin? Çıktım ben. Oteldeyim, çalışıyorum. Sonra konuşalım mı? Oteldesin demek. Ya. Öyle mi? Ben de bir Koray arayayım. Neredeymiş? Hatta böyle olmaz. Gideyim yanlarına. Otur. Hadi gidelim. Ya seni de yalan söylemek zorunda bıraktık. Zor durumda kaldım. Ya sevgiline bile zaman ayıramıyorsun sen. Hem sizin ilişkiniz bile daha... Buraya Emir ve beni konuşmaya gelmedik. Asıl konumuzu unutma. Ne konuşmamı istiyorsun Feriha? İkinizin sorumluluğu diyorsun ya. İkinci nerede? Ben... Seninle konuşacağım, sen Güncel'le konuşacaksın, sonra bana geri döneceksin. Bu işi böyle mi halledeceğiz? Bak Feriha, söyledim sana. Bana acı çektirmeye çalışıyor, intikam almaya çalışıyor ama... Şunu bilsin ki değmez. Sırf benden intikam almak için bu acıyı çekmeye değmez. Kalkalım mı artık? Eve mi gidiyorsun? Bırakayım ben seni. Yok, otele gideceğim. Yokuşun başında bıraksan yeter. Ne yapacağına karar verdin mi? Senden bir şey isteyebilir miyim Hande? Ben bu konuyu açıncaya kadar kapat lütfen. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratıyorsun. Kardeşim dediğim adam ve sevgilime güvenmek istediğim için özür dilerim senden Hande. Ne gördüğümüzü unutacağız yani. Gizli gizli buluşmaların hiçbir anlamı yok değil mi? Hande. Emir. Madem onlara çok güveniyorsun, neden sormuyorsun? Neden ne gördüğünü söylemiyorsun? Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun değil mi? Sessizlik. Bu da güzel cevap. Aa. Ne haber Feriha? Otelde çok mu yoruyorlar seni? Yok, geceden uykusuzum sadece. Suratından belli zaten. Değil mi Emir? Dün gece aradım. Cevap vermedin. Geri dönüş de yapmadın. Geç gördüm. Neyse, ben kalkayım. Son günlerde midem çok hassaslaştı. Neyin var senin? Yok, yok bir şeyim. Peki. Derse gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Feriha. Aa, Güncel'in yanındasın sanıyordum. Ekti beni. Aklı sıra işkenceyi uzatıyor. Yargılamak yerine biraz anlamayı denesen. Ya sen de hep onun gözünden bakıyorsun ama Feriha. Benim de beni anlayacak birine ihtiyacım var. Emir'le bir konuşabilseydim. Saçmalama. Güncel'e söz verdik ikimiz de. Tamam Feriha, ben zaten verdiğim sözü tutuyorum. Ne anlatıyorsunuz be bıdı bıdı? Otur. Çok ilginç bir konu. Olay nedir? Kısaca ben sana özetleyeyim. Hı. Konumuz, kimin eli kimin cebinde? Oo, bayılırım, en sevdiğim konu. Eski sevgilim.
geçen yaz yazlıktaki arkadaşımla beni boynuzladığını itiraf etti de. Ya aptal mıymış, niye itiraf etti? Etmesin mi? Etmesin tabii oğlum. Yatakta yakalansan inkar edeceksin şimdi. Yanlış anlama da. Öyle değil mi? Caiz olan mı değil mi yani? Hem siz ayrılalı 6 ayı geçmiyor mu? Delikanlıysa zamanında itiraf etseymiş. Adi işte. Pislik. Bence de Allah belasını versin. Bence pislik o değil. Sevgili dediğim bugün var, yarın yok. Kaç ayın tekiymiş der, geçersin. Asıl sana arkadaşın ihanet etmiş. Pisliğin büyüyor onda. Erkeklere de kaşar deniyor muydu ya? Biz kalkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Hadi.